bir borsa spekülatörünün anıları. Livermore 14 yaşında borsaya başlamış, geçimini ömrü boyunca borsadan sağlamış birisidir. Hayatı boyunca akıllanması için iki kere batması gerekmiş. Kuralları gözyaşı ile yazılmış bir işlemci. Hakkında bölük börçük şeyler duymuş olsam da kendisiyle ilk kez karşılaşmam Borsa Sihirbazları isimli kitap sayesinde oldu. Röportaj yapılan ünlü işlemcilerin hemen hemen hepsi kendilerine en sevdikleri kitap sorulduğu zaman bir borsa spekülatörünün anıları ismini veriyorlardı. Kitap bir spekülatörün, hatta son bölümlerde bir manipülatörün aklına girmenizi sağlıyor. Sizden, bizden, halk diye söz ediyor. Bir hissenin fiyatı nasıl yükseltilip halka satılır? Durgun hisseler nasıl hareketlendirilir? İnsan borsayı, bunların hepsini ince ayrıntısına kadar anlatıyor. Tabii bu kadarla da kalmıyor. Bir borsa spekülatörünün anılarında Jace Livermore ile gelişiyorsunuz. Önce işe bucket shoplarda al sat yaparak başlıyorsunuz. Sonra büyük oynamaya karar verip New York'a gidiyorsunuz. Batıyorsunuz. Sonra bir daha bucket shoplara gidip para biriktiriyorsunuz. Dönüp çok zengin olup tekrar batıyorsunuz. Üstelik milyonlarca dolarda borca giriyorsunuz. Her batışınız size bir şeyler öğretiyor. Önce sadece kendinizi dinlemeyi öğreniyorsunuz. Ondan sonra kendinizi sürekli geliştirmeyi. Daha sonra da size minnet borcu olan bir broker'dan 500 hisse hibe alıp tekrar başlıyorsunuz. İşte Jace Livermore ancak bu sefer kalıcı olarak zengin olabiliyor. Üstelik tüm borçlarını ödeyerek, bedel ödüyor ama ders de çıkarıyor. Mesela iki kere batan bu adam artık asla tüm servetiyle borsada işlem yapmıyor. İkinci batışından sonra kendine bir daha fakir olmayacağına dair yemin ediyor. Broker hesabı dışındaki bir yerde hem kendine hem eşine hem de çocuklarına isteseler de dokunamayacakları gelir getiren temettü hisseleri portföyü kuruyor. Dostlarına büyük önem veriyor ama ne olursa olsun tek başına çalışıyor. Bir borsa klasiği olarak görülen bir borsa spekülatörünün anıları, borsa piyasalarının işleyişi ve fiyat hareketlerinin ardındaki mantığı anlayabilmeniz için mutlaka okumanız gereken bir kitap. 1923 yılında yazılmasına rağmen birçok yatırımcı ve otorite bu kitabı işaret etmeye devam ediyor. Kanımca gerçek klasikler hem içerikleri hem de tarzları sayesinde kuşaklar, hatta yüzyıllar boyunca okunan kitaplardır. Bir borsa spekülatörünün anılarına gerçek bir klasik diyebiliriz. İlk kez 1923 yılında yayınlanan bu kitap, günümüze iş dünyası hakkında yazılan en iyi kitaplardan biri olarak gelmiştir. Borsa Sihirbazı kitabının yazarı Jack, kitap hakkında şöyle diyor. Bir borsa spekülatörünün anılarını bu denli çağdaşı kılan şey neydi? Bence bunun nedeni bu kitabın bir borsacının düşünce tarzını, yaptığı hataları, aldığı dersleri, öğrendiği bilgileri olduğu gibi aktarabilmesidir. Borsa deneyimi olan okurlara bu kitapta anlatılanlar çok tanıdık gelecektir. Aslında bir borsa spekülatörünün anları, kitabın kahramanı olan Neri'nin deneyimlerini ve düşüncelerini son derece canlı bir tarzda anlatır. Kitabın okurlarının hepsi olmasa da çoğu Edwin'in takma adı olduğunu sanabilir. Oysa Larry, deneyimlerini ve düşüncelerini kaleme alan kişidir. Borsa Sihirbazı kitabının yazarı Jack, kitap hakkında şöyle diyor. Bir borsa spekülatörünün anılarını bu denli çağdaşı kılan şey neydi? Bence bunun nedeni bu kitabın bir borsacının düşünce tarzını, yaptığı hataları, aldığı dersleri, öğrendiği bilgileri olduğu gibi aktarabilmesidir. Borsa deneyimi olan okurlara bu kitapta anlatılanlar çok tanıdık gelecektir. Aslında bir borsa spekülatörünün anıları, kitabın kahramanı olan Larry Livingston'ın gerçek adıyla Jace Livermore'un deneyimlerini ve düşüncelerini son derece canlı bir tarzda anlatır. Kitabın okurlarının hepsi olmasa da çoğu Edwin Lefevre'nin Livermore'un takma adı olduğunu sanabilir. Oysa Lefevre, Larry Livingston'ın deneyimlerini ve düşüncelerini kaleme alan kişidir. Lefevre bir gazeteci, köşe yazarı, ayrıca romancı ve hikaye yazarıydı. Bu kitabı oyunlar için inanmak zor olabilir. Ama Lefevre, yaptığı birkaç küçük bireysel yatırım dışında borsada hiç çalışmamıştı. Ancak usta bir yazardı ve insanların kendisine açılmalarını sağlayabiliyordu. Çoğu şöyle anlatır. Lefevre günlük yaşamında karşılaştığı insanlarla tanıştıktan sonra daha 10 dakika geçmeden bütün hayat hikayelerini öğrenirmiş. Livermore ile de böyle olmuş. Birkaç hafta süren bir dizi görüşme yapmış. Bu sırada Livermore'u borsada çalışırken hiç görmemiş ve sonuçta da ortaya borsa spekülatörünün anıları çıkmış. Bir borsa spekülatörünün anıları, borsalar ve menkul değerler alım satımı ile ilgili son derece ilginç gözlemlerle doludur. Bu gözlemlerin kimileri Wall Street dağarcığının ayrılmaz birer parçası haline gelmiştir.
Hatta asıl kaynakları unutulup gitmiştir. Örneğin yüksek fiyatlı bir hisse senedini satın almak istiyorsan durma al. Fiyat her zaman daha da yükselebilir. Fiyatı düşen bir hisseyi satmak istiyorsan durma sat. Fiyat her zaman daha da düşebilir. Sözü bu kitaptan kaynaklanır. Bu kitapta buna benzer o kadar çok satır var ki insan en iyilerini seçmekte zorlanıyor. Kitaptan küçük birkaç örnek. En yanlış şeyi yaptım. Pamuk zarar ediyordu. Ben satmadım. Buğday kar getiriyordu. Tuttum onu sattım. Borsada insan çok gaf yapabilir. Ama hataların en büyüğü göz göre göre zarar etmektir. Unutmayın, zarar neresinden dönülse kârdır. Bunun dışında kitaptan birkaç güzel söz. Bence borsanın en eğlenceli yanı insanın kafasını kullanarak haklı çıkmasıdır. Her şeyin bir zamanı vardır. İşte Wall Street'te kazananlarla kaybedenleri ayıran şey budur. Bildiğimiz aptallar vardır. Bunlar her şeyi yanlış yerde, yanlış zamanda yaparlar. Bir de Wall Street aptalları vardır. Her zaman bir şeyler alıp satması gerektiğini düşünür. Hiç kimse her gün durmadan hisse alacak şansa ya da bilgiye sahip olamaz. Ben bunun canlı kanıtıyım. İnsan para kaybetmemek için ne yapması gerektiğini anlayınca, para kazanmak için ne yapması gerektiğini de anlamaya başlıyor. İnsan isabetli tahminlerde bulunabilir. Ama beklediği şeyin gerçekleşmesi, düşündüğünden çok daha uzun süre alınca kendinden kuşkulanıp sabırsız davranmaya başlayabilir. İşte bu yüzden Wall Street'te acemi sayılmayacak pek çok insan para kaybeder. Onlara para kaybettiren şey borsa değil kendileridir. Akıllı olmalarına karşın çok da sabırlı davranmazlar. Ben hiçbir hisseyi fazlasıyla ucuz ya da fazlasıyla kolay satın almak istemem. Yıllar boyunca deneyimsizlik, gençlik ve parasızlık gibi üç büyük talihsizlik peşimi bırakmamıştı. Eğer insan hiç hata yapmazsa bir ay içinde dünyayı ele geçirebilir. Ama yaptığı hatalardan ders almazsa dünyada bir dikili ağacı bile olmaz. Hem hatalarımızdan hem de başarılarımızdan ders almasını bilmeliyiz. Doğal olarak kimse cezalandırılmaktan hoşlanmaz. Size zarar veren bazı hataların kaynağını bulduğunuzda o hataları bir daha işlememeye gayret edersiniz. Borsada yapılan hatalarsa insanı iki nazik yerinden vurur. Cebinden ve gururundan. Benim için para kaybetmek önemli değildir. Zarar etmek beni üzmez. Bir gecede unuturum. Ama o haksız çıkmak var ya, insanı yiyip bitiren şey odur. Bir spekülatörün en büyük düşmanı kendi içindedir. Umut ve korku insan doğasının ayrılmaz bir parçasıdır. Bir düşünün. Borsada kaç tane aracı kurum ve hayatını borsadan kazanmaya uman kaç tane müşteri vardır? Bu umut Wall Street'in en önemli geçim kaynaklarından biridir. Hayatlarını borsada kazanmaya kararlı olanların çoğu yavaş yavaş ellerindekini de avuçlarındakini de tüketirler. İnsan borsadan para kazanmak istiyorsa kendisini çok iyi tanımalıdır. İnsan olduğunuz için kendinize kızmanız gerekmez. Sadece hisse fiyatlarını nasıl inceliyorsanız kendiniz de öyle incelemeniz gerekir. Ben belli dürtülere verdiğim tepkileri, borsa aktifken kaçınılmaz olarak kendimi kaptırdığım alım isteklerini aynen hasat durumunu inceler ya da kazanç raporlarını okur gibi değerlendirmeyi öğrendim. Kimse borsanın tam olarak ne getireceğini bilemez. Her zaman bir kaza payı bırakmak gerekir. Spekülasyon yaparken hiçbir şeyden kesin olarak emin olamazsınız. Mucizelere inanmak, kendini fazlasıyla umuda kaptırmaktır. Düzenli aralıklarla kendilerini bir umut furyasına kaptıran insanlar vardır. Kimileri bu umut koliklere iyimser adını verir. İşte tüy avcıları bunlardır. Borsada başarılı olmanın sırrı, insanların geçmişte işledikleri hataları gelecekte de işleyecekleri ilkesine dayalıdır. Parasız vizyon insanı yer bitirir. Parası varsa vizyonu ona başarı getirir. Bu da daha fazla başarı demektir. Ve bu böyle uzar gider. Borsada genel yükseliş görüldüğü zamanlarda, özellikle canlanma dönemlerinde halk önce kâr eder. Ondan sonra elindeki hisseleri zamanında satmasını bilmediği için zarara uğrar. Hisselerini satmalarını önleyen şey yetkililerin yaptığı açıklamalardır. Oysa isimsiz yetkililerin yaptığı açıklamalar insana zarar getirmekten başka işe yaramaz.